Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda King Arthur. Knight's Tale. Harika bir oyun. Sizleri bekliyor efendim. Oyunumuz taktiksel Rio. Karanlık fantezi. Sıra tabanlı ne ararsanız var. O kadar çok hoşuma gitti ki. Normalde ben OBS ile kayıt alıyorum. Sadece bu oyun için Nvidia'nın Shadow Play'ini indirdim. Onu kurdum. Şu anda onunla çekiyorum videoyu. Bu programın bir dezavantajı var. Arkadaki gürültü geliyor maalesef size. Yani bu programın herhangi bir mikrofon filtresi yok. Rahatsızlık için şimdiden özür dilerim. Ama bu oyunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Evet efendim, oyunumuz ne kadarmış? 57 TL. Değer. Erken erişim olmasına rağmen değer. Hemen hikayesine bakalım. Sen, şurada yazıyor hikayesi. Sen Sir Mordred'sin. Kral Arthur'un en büyük düşmanı. Grimm hikayelerindeki o eski karanlık şövalye. Siyah şövalye. Sen Arthur'u, Kral Arthur'u öldürüyorsun. Ve Kral Arthur son nefesinde kendisiyle birlikte seni de sürüklüyor ölüme. İkiniz de ölüyorsunuz. Ancak bir şekilde hayata tekrar geri dönüyorsunuz. The Lady of the Lake, yani artık gölün tanrıçası mı denir bilmiyorum. Avalon'un mistik adasının hükümdarı seni geri getiriyor. Gerçek bir kabusla karşılaşıyorsun. Ve aynı zamanda sana bir şövalyelik görevi veriyor. Bu görevin ise yapmış olduğun işi tamamlaman. Yani Kral Arthur'u öldürmen. Hikayemiz böyle. Neyse ben hemen oyunumuza geçiyorum. Çok güzel, çok. New Campaign diyorum. Burada klasik mod. Görevler arasında oyunu kaydedebilirsin diyor. Bu diğer seçenek ise roguelike modu ise otomatik olarak kayıt alıyor ve tüm seçimlerim, tüm ölümlerin maalesef. Biz klasik mod yapalım. Müzik çok güzel. Wake up, Knight. Sinematik esnasında konuşmayacağım. You must take up your arms again. This is all very confusing. I know. Focus. Breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia. When King Arthur's adversaries marched against the once and future king, you have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you recall the gathering of terrible armies? You saw Camelot burning. And watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. Killed King Arthur, and with his dying breath, he struck you down. You both died, and yet you both live. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back. To end this nightmare, Sir Mordred. I want
want you to go on a nightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur. Or whatever he has become. After I took şüphesiz ki şu ana kadar oynadığım herhangi bir bağımsız yapımın en iyi sinematiğini izledim ya. Mükemmel. Yani şu anda onunla konuşmayı isterdim ama yapamıyorum. Onu yaşama geri döndürdüm. Bu karanlık, korkunç şövalyeyi karanlık bir yola soktum. Ve onu sadece şu anda yönlendirebilirim, izleyebilirim daha doğrusu. Bu Kral Arthur'un en büyük düşmanını geri getirdim. Sonuçta Mordred şeyi başardı, imkansızı başardı. Öldürülemeyen kralı öldürdü. Ve daha sonra kabuslar başladı. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Tablo gibi. Mükemmel. Bu arada kameramın yönünü değiştiremiyorum maalesef bu program dolayısıyla. Orada haritamız var. Haritamızı bu şekilde görebilirsiniz. Yön tuşları ile WASD ile oynuyorum. Karakterin ağırlığı çok güzel olmuş. Sen de kimsin? Sana burada terbiye öğretmeye geldim diyor. Seni şöyle biraz bir zayıflatalım. Güzel. Bu arada oyunda çok güzel bir özellik var. Onu göstereceğim oyun esnasında size. Lanet olsun çok iyi hissettirdi diyor. Tarça da diyor ki yani bir insanın ölümü onu değiştirebileceğini zannediyordum ama yanıldım diyor. Seni duyabiliyorum diyor zaten sese. What is this thing? Open the door, whoever you are. Help me. Ya orada kim varsa bana yardım et, ben de sana yardım edeyim diyor. Bakalım kimmiş? Bak sen, Sir Kay, King Arthur'un valilerinden, düklerinden biri. Böylesine bir hücrede çürüyüp gidiyor. Gerçekten çok becerikli bir adam ama pek fazla karışmaz işlere. Yani körelmiş bıçak misali. Sir Mordred, Britannia geri döndü ha. Avalon senin gibi hani böyle hainler için yer yok. Biz ne diyelim? Ben de diyeyim ki neler oluyor burada? Konuş bakalım benimle. Sen gerçek misin? Sadece bir hayalet misin? Söyle bakalım Mordred. Beni öldürdüğünü hatırlıyor musun? Ya, ölmekle ilgili biraz problem var galiba. Yani şu anda karşımda bayağı bir canlı duruyorsun. Gitmeme yardımcı ol, daha sonra konuşuruz diyor. Şurada bakın şu sarı olan kısım golleriniz. Bunu bir kez sorduğunuz zaman diyalog kapanıyor. Beyaz olanlar şey sorular. Mesela ben diyeyim ki bu burası neresi kardeşim? Sen zaten söyledin Avalon. Düşen şövalyelerin yeri. Camelot Kalesi. Camelot Kalesi mi? Evet. Tamam, sen bana söz verdin. Eğer seni serbest bırakırsam yardımcı olacaksın. Ben sözlerimi tutarım. Sana yardımcı olacağım Mordred. The powers that rule this land decided to trust you with our fate. I don't know how to feel about that. But soon you must make your very first decisions. Tamam. Hadi bakalım. Fazla üzerine gitmemize gerek yok. Yol arkadaşımız olacak sonuç itibariyle. Great. That's my arm over there.
Uuu, şekil oldu yalnız. Şimdi daha kullanışlı hissediyorum. Yani sence bir tane kılıç seni daha az mı kullanışlı yapıyor? O da laf sokuyor. Konuşmaları çok iyi ya. Aha. Bak direkt bizim eleman saklandı duvarın arkasına, gördünüz mü? Tutsağımız nasıl dışarı çıktı gibisinden diğer elemanlar birbirleriyle konuşuyor. Bak daha henüz bizim farkımıza varmadı. Surprise motherfucker. Arkasından saldıracağım, daha güçlü vuracağım böylece. Hatta şöyle yapalım. Bir kereden ölsün. Ney? Nasıl yani? Yapma be. Bakın, size bir özellik göstereceğimden bahsetmiştim. Şimdi düşmanın arkasından vurduğunuz zaman daha fazla gücü alıyorsunuz, değil mi? Sağ tuşa basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi karakterinizi oraya doğru döndürebiliyorsunuz. Bu şekilde. Çok güzel bir özellik. Şu birden fazla düşmana vuruyor. Ay çok güzel değil mi ya? Şimdi çevrede bulduğumuz, lootladığımız eşyaları şu anda oyun esnasında kullanamıyoruz. Bunu bilin. Ondan sonra benim gibi oyuna ilk defa başlarsanız aramın, ulan inventory nerede gibisinden. Öyle bir şey yok oyun esnasında. Bölümün sonunda çok güzel şeyler olacak zaten. Burada da bir şey yok. Burası muhafızların odasıymış. Hadi bakalım. Sir Kay, you are really persistent, but I can't let you walk free. You don't have much choice in the matter now, Warden. No way out without a fight. Okay. Attack. İkisine birlikte vurayım. Geliyorum, geliyorum, arkandan geliyorum. Pislik, dur. Çok güzel. What is this thing? Let's open this chest. Oo, kılıç bulduk. Zırh bulduk. Bayağı bir şey bulduk. Careful. It's quite a crowd. You know very well that diplomacy was never my strong suit. Bakın şu kırmızı noktalara geldiğimiz zaman konuşlandırabiliyorsunuz şöyle adamlarınızı. Mesela ben bunun buraya gelmesini istiyorum. Şuraya. Şöyle dönmesini istiyorum. Diğer eleman o da aynı şekilde böyle kalsın. Şöyle olsun. Finish diyorum.
okçunun arkasından vuracağım diyecektim. Direkt vuramıyorum. Bitti çünkü puan pointim. Ona bir şey olmaz. Yapma be. Altı nedir? Kurban olayım. Güzel. It's just a light move. Your head is mine. Awaiting your command. Başka kim var? Önümüzde var bir tane. For the king. Süper. These soldiers serve anyway. That would be Sir Tywelyn. Lead me to him. I want to explain him that this is my castle now. Gördünüz mü olayı? Yani buranın sorumlusu bu, bu askerlerin komutanından bahsetti. Bizim diğer eleman da isim söyledi. Onun yanına geldik şimdi. Bizim adam da diyor ki burası artık benim kalem kardeşim diyor. Evet, bu kaleyi ele geçirebiliyoruz. İstersek tabii. Hain. Muhtemelen beni tanımıyorsundur diyor. Ya senin kim olduğunu bile umursamıyorum ki. Yani ölümü kandıran, yürüyen bir cesedim. Ama herkesi böyle adaletli bir şekilde yargılayacağım. Adalet falan bilmem ne işte. Ben de diyorum ki kardeşim diyorum. Yürüyen isimsiz bir ceset için çok artist konuşuyorsun. Diğer eleman da hemen araya giriyor. İki tane oğlu varmış. Böyle onurlu bir savaşçıymış eskiden. Şövalyeymiş. Camelot'ta ne yapıyorsunuz diye bir sorayım. Ben savaştayken düştüm, öldüm yani. Daha sonra buraya geldik. Ama kayıp bir kişi olarak, kayıp ruh deniliyor herhalde ona. Buraya geri geldim. Let me rephrase it, traitor. Camelot is a sacred place reserved for the once and future king. That is the law, but I spit on the laws of the Lady of the Lake. Vallahi dostum, öyle diyorsun da. I'm not afraid of. Oo, tanrıçadan da korkmuyor. Lost ones can't perish. This is our curse and blessing. Neyse, sen onu bunu boş ver de Kral Arthur nerede onu söyle. He is not. Ha, uğursuz bir fırtına gemiyi alıp enkaz haline getirip silip süpürdü diyor. Ölemez ya. Eğer o ölseydi ben burada olmazdım. Something was waiting for the ship. And then the darkness took the king and all of us. Krala karanlıklar falan filan. Arthur is beyond the bridge of sorrow. Keder köprüsünün ötesindeymiş. Ya bana nerede olduğunu söyle. Senin yaşamana izin vereyim. Whatever you do, you need more than a blade to break my curse. Aman, indir gitsin abi. Böyle güzel bir savaşalım. Eğer buraya gidersen bu saldıracak bana. Ne yapalım? Sen buraya gel. Oo, bayağı güçlü. Oğlum bunlar bayağı güçlü lan. Okay. Bak bak bak.
ready to fight. Full kill. Yapma be. Öleceğiz. Güzel. Acaba kaçabilir miyim? Let me cut you to size. Süper. Hadi aslanım, şuna çak bir tane. Süper. Şimdi oyunumuz asıl şimdi başlıyor. Benim en çok sevdiğim kısma geliyoruz. You must make a choice, Mordred. This is merely the first in a chain of similar decisions that will eventually determine what kind of leader you will be. Camelot Kalesi'ne ne olacak diyor. Burada iki seçenek var. Bir tanesi onurlu bir şekilde ilerleyeceğiz. Diğeri ise tyrant bir şekilde ilerleyeceğiz. Yani kötü. Diyorum ki kardeşim, burası benim diyor. Bu taht odası artık benim diyor ya. Bitti diyor. Ama Lady of the Lakes'in benim için şey diyor. Lady of the Lakes'in koruyucusu olarak geldim diyor. Bu yüzden ben buranın koruyucusuyum diyor. Hani tahtı almayacağım diyor gibisinden. Ben kötü ilerliyorum. Her şey benim diyorum kardeşim. Eski kafa. Kale artık bizim. Gördüğünüz gibi level atladık. Burada zırhlarımız, yani oyun boyunca aldığımız tüm itemler burada. Level 2, level 2. Herhangi bir injury'miz yok. Eğer örnek veriyorum, oyunda sakatlanma var. Otomatik olarak sağlığımız doluyor bölüm sonrasında. Ama sakatlanmalarımız tekrar dolmuyor arkadaşlar. Şimdi burada skill veriyoruz. Tüm her şeyimizi burada ayarlıyoruz. Karakterler vesaire bilmem ne. Mesela kılıcımızı örnek veriyorum. Böyle saçma bir kılıcımız var. Onu şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu neymiş? Kalkan mı? İki elli kılıçmış. Rune. Ha, champion only diyor. Okay. Tamam. Şöyle bir şey var oyunda. Bakın burada skilllerimiz var zaten. Mesela ben buna veriyorum. Bir de aynı zamanda neyimiz var biliyor musunuz? Yanımızda companionlarımız, yani bu ekibimizde olan kişilerin bize bağlılıkları var. Oyun içerisinde, bakın burası çok önemli. Oyun içerisinde yapmış olduğumuz tüm seçimler çevremizdeki insanların karar size olan bakış açısını etkiliyor. Yani size ya sadık kalırlar ya da sonsuza dek sizi ve davanızı terk edip giderler. Ortadan kaybolurlar. Anlatabildim mi? Ona göre de ayrı bir skill ağacı var. Tyrant bölümünü mü seçmek istiyorsun, yoksa Tanrıçanın yolundan mı gitmek istiyorsun? O şekilde bir bölüm var. Bakın Morality Overview, gördünüz mü? Evet.
Mesela önce ne seçmiştik biz? Tyrant ilerlemiştik. Benim az önce anlattıklarımı anlatıyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane Tyrant level'ımız var. Bu kısımda öyle ilerleyebiliyoruz. Bu kısımda da Rightful. Şu anda Rightful 4 tane Rightful puanımız da yok. 4 tane Tyrant puanımız da yok. Bu yüzden açamıyoruz bunları. Buradan insanlar açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Alnoxer, Liodgrens, White Knight. Gördünüz mü? Harika. Oyun mükemmel olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Bu video böyle oldu. Çünkü dediğim gibi oyun o kadar çok hoşuma gitti ki ayrı bir program indirdim. Onunla çektim. Normalde erken erişim oyunu almayın derdim ama bunu alın abim. Mükemmel olmuş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.